Merhabalar terazi burçları bugün Aralık ayının bakımını yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz Aralık ayında 14 Aralık'ta tabi bir güneş tutulması olacak yay burcunda bunlara göre sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak bunlara bakacağız arkadaşlar yükselen terazi ve terazi burçları sizler için niyet ediyorum ve bakımınızı yapmak için karşınızdayım Evet askıya aldığınız bir iş sayesinde başınıza gelmeyen kalmamış olabilir arkadaşlar. Yani ne gibi ee, şimdi bazı fırsatları değerlendirmek için bazı insanlara bir danışma durumunuz olmuş olabilir. Hatta bazı insanlar belki de size danışmış olabilir. Yani burada şu tabloyu gördüm ben açıkçası. Kendinizden başka herkese yardım ediyorsunuz fakat kendinize yardımınız dokunamıyor arkadaşlar kendinize bir yardımınız olmuyormuş, kendinize daha çok böyle iş veya maddi anlamlarda bir zarara bir zararınız oluyormuş demek istiyorum. Askıya aldığınız şeyler varmış, üstüne düşmediğiniz sorumluluk almak istemediğiniz ardını bırakıverdiğiniz bazı işler, bazı yapmanız gereken durumlar varmış. Siz bunları yapmamışsınız açıkçası. Bunlarla ilgileneceksiniz. Aralık ayında daha, daha anlamlı bir şekilde, daha göz açılmış bir şekilde bir işe yoğunlaşacağız ve bu, bu işi yapmak için uğraşacağım diyebileceğimiz bir ay olacak. Yani hırslanacağımız bir ay olacak terazi burçları. Bu hırsınız e, sizi biraz yorgun düşürebilir açıkçası. Çünkü acayip bir şekilde Aralık ayında yorulacağız arkadaşlar. Bakın zaten İki yol ayrımında kalmış olabilirsiniz. İki yolunuz varmış ki bu iki yoldan bir tanesini seçip benim benim yoluma devam etmem gerekiyor. Benim şunu ya da şunu yapmam gerekiyor dediğiniz bir oluş var burada. Açıkçası hangi konudan ne seçim yapabileceğinizi bilmiyorsunuz. Bu yüzden bir meditasyona başvurmuş olabilirsiniz. Bir duaya başvurmuş olabilirsiniz. Bir dua ediyor olabilirsiniz. Evet bu duanız tutacak arkadaşlar Çünkü e, size de karşı bir rehberlik eden aile veya kan bağından bir insan olacak Aralık ayında yani size gaz verecekler yani size böyle pohpohlayacak insanlar olacak yani ilginizi üzerinizden bayağı bir çekmiş insanlar Belki de hayatınızda var olmuş olabilir ama burada diyor ki rehberlik alıyorsun biri sana değerli olduğunu hissettiriyor bu ailenden bir birey olabilir. Kamba olduğun bir kişi olabilir. Veya arkadaşlarının dostun olabilir. Diyor ki rehberliğini alıyorsun bir şekilde. Askıya aldığın işler konusunda sana rehberlik ediliyor. Diyor ki bak şunları yapmadın. Şunları etmedin. Artık bunların üstüne düş. Artık bunları yap. Gibisinden bir rehberlik alacaksın. Ve bu rehberliğin seni hayata bağlayacak bir durum olacak. Evet. Bazı konularda ciddi anlamda kafandaki soru işaretleriyle uğraşmışsın. Uğraşman gereken aslında işlerinken sen başka konulara yoğunlaşmış olarak gözüküyorsun. Terazi burcu ama artık bir şeyleri ele alma zamanı gelmiş. Güç kartı. Uzun zamandır böyle yorgun olan terazi burçları varmış. Yorgun, halsiz, çaresiz, hareketsiz belki de olan terazi burçları varmış. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Güç alıyorsun diyor artık. Bir şeylerden güç alıp yoluna devam etmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Ki bu zamana kadar belki de bunun farkına varamamıştın. Belki de bunun farkında değildin. Farkında olamamıştın. Ama diyor ki artık farkına varıyorsun. Gücünün farkına varıyorsun. Gücünü nerede kullanman gerektiğinin farkına varıyorsun ve o şekilde davranacaksın. O şekilde de kendine bir yol çizmen gerektiğini anlayacağın bir ay. Süper. Sözleşmeler arkadaşlar. Belli başlı sözleşmeler yapılacak. Ayın üçlü vadelerinde bir yolculuk bir sözleşme yapma durumunuz olacak arkadaşlar. İki kişiyle üç kişiyle konuşmanız olacak. Bu konuşma üzerine belki de iştir arkadaşlar. Yani belki de uzun zamanda bir işe giremiyordunuz. Uzun zamandır bir iş değişikliği yapmayı planlıyordunuz. Bir, bir konuda sözleşme yapıyorsunuz. Bu da e, sizin için iyi olacak bir sözleşme, hayırlı olacak bir sözleşme olacak. Bu sözleşmeyle birlikte hayatınız biraz renklenmeye gidecek inşallah diyelim. Evet, zamanında çok yardımsever bir kişiliğiniz varmış. İnsanlara karşı, olaylara karşı, durumlara karşı. Ama bu yardımseverliğiniz daha çok bir beklenti alamamış olabilirsiniz bu yardımseverliğinizden. Ama artık bir beklenti durumunuz olsun. Çünkü çok farklı bir şekilde hayatınız yön değiştirecek terazi burçları. İstediğiniz bir işi yapmayacaksınız açıkçası arkadaşlar. Yani hayal kurduğunuz bir şeyi yapmıyorsunuz. Fakat hayal kurmadığınız, hiç ilgili olmadığınız bir alanda gelişme sağlayacaksınız siz. Ciddi anlamda bir yoğunluğunuz var. Bu yoğunlukta iş hayatıyla ilgili olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Yorgun olacağız biraz ama yorgun olduğumuzda da değecek gibi gözüküyor. Şöyle açalım tekrar. Aşk hayatıyla ilgili. Aşk hayatında o kafanızda soru işaretleri varmış. Ee, bu soru işaretlerini atlatıyorsunuz arkadaşlar. Çok değişik bir ay yaşayacaksınız gerçekten. Çok mükemmel bir ay yaşıyorsunuz. Aşk hayatındaki durumları artık bitiriyorsunuz. Hani gelmeyen sevgiliyi bitiriyorsunuz. Eski ilişkileri bitiriyorsunuz. Yeni ilişkilere bir göz gezdirmek isteyeceksiniz açıkçası. Terazi burçları. Açıkçası ben burada aşklar kartıyla birlikte yeni bir aşk gördüm arkadaşlar. Bakın. Yeni bir aşk gelebilir hanenize, hayatınıza, çevrenize. Süper. Gerçekten süper. Çünkü bazı zamanlar şanssız olduğunuzu hissediyor olabilirdiniz. Aşk hayatında işte neden benim kısmetim mi kapalı acaba diye düşünüyor olabilirdiniz. Ama Aralık ayında bir aşk geliyor arkadaşlar size. Kış kadınısınız sen zaten terazi burcu. Veya kış erkeğisin. O yüzden e, kendine uymayan şeyleri artık bırakacaksın. Çünkü kendine uymayan şeyleri stres yapıp kafana takıyorsun. Etrafına da sinirli davranıyorsun. Arkadaş çevrenize sinirli davranıyorsun. Kendine bir türlü hükmedemiyorsun veya kendine hükmedemiyorsun ama artık kendine hükmetmenin vakti geldiğini söylüyor. Kartların aralık ayısinin ayını olacak diyor. Aralık ayında tam bir terazi burcu oluyorsun. Bitirmesi gerekeni bitiriyorsun. Yoluna devam etmesi gereken insanlarda hayatına hayat çerçeveni alıyorsun. Aldığın zaman da çok farklı bir şekilde yön değiştirmek gereken, yön değiştirmesi gereken durumları artık ele dağılacaksın. Bunu insanlara da söyleyeceksin. Sadece biraz e, nazara çok gelebilirsin Aralık ayında. Çünkü çok fazla iş yapacaksın. Başarı elde edebileceğin bir ay olacak. O yüzden nazara da gelebilirsin. Bunlara da dikkat et bakalım. Terazi burcu. Ne demiştik? Aşk hayatı eski ilişkiler, eski ilişkilerden beklentiler açıkçası bitebilir arkadaşlar. Yeni aşk durumu içerisinde kalacaksınız. Fakat şöyle de bir durum var. Bunu da atlamayacağım. Eski ilişkinizden de bir pişmanlık alacağınız bir ay. Evet. Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın zamanında sizi üzmüş, sizi kırmış, sizin değerlerinizi kırmış bir insanın tekrardan size geri dönüş yapması da bu ay içerisinde mümkün olacak gözüküyor arkadaşlar. Size ilanı aşık edebilir bir insan, gizli hayranınız olabilir. Eski ilişkilerden bir geri dönüş alabilirsiniz fakat bu geri dönüş de tam anlamıyla sizi değiştirecek bir geri dönüş olarak gözüküyor bitirmiş olduğunuz e, bir hayaliniz varmış. Olasılıklar. Yani bir konu hakkında hayal kuruyorsun. Fakat bu hayalini erteliyorsun, yapmıyorsun, üstüne düşemiyorsun ve yıldırım kartıyla da bitiyor bu hayalin. Yani bu hayalini artık ardına düşmüyorsun. Tekrardan bu hayalinle ilgili böyle kaçırdığın bir fırsatla ilgili de bir haber alma ihtimalin çok yüksek gözüküyor. Terazi burcu demiş olalım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nokta atışlarınızı yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.